Evet. Şu anda ben ve iki menajer, ay pardon önceki yoktu. Şu anda ben ve Berk ve Anıl çok uzun bir yolculuğa çıktık. Şu an köprüdeyiz. Bayağı uzun bir yolculuğa çıktık. Biraz anlatalım bu yolculukta neler olacak. Bir 4-5 parça halinde izleyeceksiniz. İlk durağımız Edremit olacak. Edremit'te imza günü var yarın. İmza günü bittikten sonra oradan İzmir'e geçeceğiz. Ondan sonraki gün İzmir imza günü var. Oradan Fethiye'ye geçeceğiz. Fethiye'de ailem yaşıyor. Biz de kafa dinlemeye ve albümlerimizi bitirmeye, yani sözlerini bitirmeye albümlerin Fethiye'ye gidiyoruz. Çünkü bu İstanbul'un da bu albümleri bitiremiyoruz. Buranın stresi, siniri, gerginliği. O yüzden Fethiye'de doğru düzgün kafayla albümü yazacağız. Ben de yoldayım. Benim adım Berk. Benim adım Berk. Bu arada buradan Fethiye'ye ulaşmamız 1000 kilometre sürecek. Ben onu hesapladım. Dolana dolana gidiyoruz. İmza günlerini iptal etmeye ve evimize dönmeye karar verdik. Bu ne ya? Hayırlısıyla gidelim de. Ne kadar korkunç yerler dediğim yerlere kaybolarak girdik şu anda. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar ya. İstanbul'dan çıkmadan kaybolduk ya. Şu an çok alakasız bir yerdeyiz ya. Gerçekten çok yanlış bir yerdeyiz şu anda sanırım. Şu anda Eskihisar'dayız. Arabalı vapura bineceğiz. Nerede o Eskihisarlar? Kârkârdır tabii değil mi? Serber Uraz var ve tavar. Serber Uraz var ve tavar. Serber Uraz. Yeni albümler. Yeni albümler. Alın yolda dinleyin. Abi alır mısın? Albümler var. Serber Uraz ve Beta. Gün doğmadan deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş yapmanın saadeti. Gideceksin Aslı Kırık Dağı'nın çalkantısında. Balıklar yoluna çıkacak karşıcı. Sevineceksin. Ağları silkeledikçe deniz gelecek eline. Pul pul. Ruhların sustuğu vakit martıların plan falan diye gidiyor. Sigara içmek yasak değil mi burada? Ben şikayet edeceğim bir yetkiler. Sizden yerel lezzetler tatmaya ümit ediyoruz. Selim Muran'ı alalım. Chamello. Pokemon değil mi o ya? Ne? Ruh. Gördüğünüz gibi dostlarıma teknenin locasını ayırdım. Üstelik deniz ve köprü manzaralı. Yalnız fiyatlar cep yakıyor. Doğru muyum? Yandı. Ne diyorsun Mac? Tadı güzel mi? Tadı güzel ama ya, ücreti fazla biraz. İstanbul'da olsa her gün yer misin şu yemeği? Yemem. Bayıldın mı? Açıkçası yemem. Bayıldın mı? Bayılmadım. Ama seve seve ama yiyorsun. Ama mükemmel. Seve seve yiyor musun? Seve seve yiyorum. Ama kenarları birazcık kıtır. Anıl sen niye bir şey yemiyorsun? Aç değilim ya. Sağ olsun Server Bey sabah bize yulaf ısmarladı. Ne? Tabii biz yulaf. Ben biz niye bir şey yemiyoruz sanıyorsun şu an? Tabii. Yani bir de kahvemizi içtik. Aynen. Çok güzel ağırladın. Teşekkürler. Teşekkürler. O senin güzelliğin. Güzel insanı güzel ağırlarım. Kötü insanı hiç ağırlamam. Vapurda falan yemek yemesini sağlarım. Buradan da anlıyoruz ki Berk Bey çıtır sevmiyor. Berk Bey çıtır sevmez. Daha çok kaşar sever ama. Hayır. Kıtır sevmiyor. Çıtır sevmiyor. Berk kaşarları yer, çıtırları yemez. Değil mi? Doğru mu? Çıtırları yemem. Bu durumda diyebilir miyiz ki Beta çıtır sevmez, kaşar sever diye? Yok. Çıtır severim, kaşar da severim. Nefes alması gerekir mi? Nefes alırsa yemem. İnsana ayrıcalık tanınması çok güzel bir olay. Tek burada içilebiliyor galiba. İçiyorsan gel abi böyle. Tütün ve unlu mamullerini sevmiyorum. Sen seviyor musun abi? Sevmiyorum. Sigara içmiyorsun değil mi? Hiç mi abi? Şu kadar bir alan yapmışlar, yazık bize. Sen de mi Antalya abi? Gidiyor muyuz? Şu karşısı neresi oluyor? İzmir mi ona? Yalova. Yalova'san Yalova. Ama Yalova köprüsü çok güzel. Evet. Çok pahalı abi. 300 lira diyorlar. Hadi ya. Ben inanmadım ama diyorlar. Muhtemelen öyledir. Kamyona daha pahalıymış. Büyük ya. Kocaman. Eşek kadar. Büyük. Bu Boğaz Köprüsü'nden büyük değil mi abi? Boğaz Köprüsü ile FSM'yi topla o kadar. Dünyanın en uzun köprüsüymüş. Golden Gate'den büyükmüş. Abi çalıyor, çırpıyor da yapıyor be. Şu an Yalova'dayız. Ama yollar çok güzel Tevhid abi. Ben bayağı sevdim ya buraları. Virajlı biraz yollar ama. Niye düz yapmamışlar burayı?
sözleri yazmam için bilgisayar gerekiyor bir. İkincisi sözleri yazmam için altyapılar gerekiyor ve başladığım sözler gerekiyor. Bunların hepsini laptopa ve hard diskime atmıştım. Hepsini evde unutmuşum. Biz Fethiye'de işte pazar gecesi olacağız. Bugün kargolatıyorum laptopu. Tamam. Umarım pazartesi bizde olur. Önce detaylı konuşuyoruz. Trafik kontrolü de geldik bu sırada. Haydi. Geçtik mi? Şu an öyle bir yoldayız ki dümdüz yani alabildiğine git. Bu yolda muhtemelen çok kaza alıyoruz çünkü radar madar da yok. Affedersiniz kaymak gibi. Yol bayağı iyi de sanırım bir süre sonra mola vermemiz gerekecek. Ben bayağı acıktım ya. Sol tarafımızda görmüş olduğunuz alan Türkiye Jokey Kulübü'nün at yetiştirme alanı. Bayağı büyük ama ya. Çok açım, hala mola veremedik bu arada. Fren yap ama, fren yap değil mi önüm bomboşken? Gidin açım. Çok açım ama ya gerçekten. Bence Şerden top yakalım. Ne yapıyor bu ya? Bayağı iyi ya. İfşa. İfşa. Ne hareket? Susurluk diyor işte, gelmişiz. Geldik ya Susurluğa, Mustafa Kemal Paşa'dayız. Ne yapacağız şimdi? Nerede köprü? Susurluk'ta yeriz, Susurluk'ta. Bir şey kalmadı. 15-20 dakika. Sen böyle gidersen 5 dakikada oradayız biz. Abi çok açım ya. İşte feribotta ben niye yedim anlıyor musunuz? Bu kadar çok kıvranmamak için. Aç. 50 kilometre bu kadar uzun sürüyor olamaz ya. Ne yazık ki bu yollarda hiç yemek yiyecek bir yer bulamıyoruz. Başım dönüyor açlıktan ya. Birazdan kafam şu kornaya düşecek, araba dağıt yaparak bir yere çarpıp sizi öldürecek. Bunda tam ortaları. Şimdi sola gidiyor. Ya ebesinin... Şimdi onu döversek harbiden çok vakit kaybedeceğiz ya. Susurluk'tayız. Köfteci Yusuf isimli mekana geldik. Yaklaşık 50-60 kilometredir reklamlarını görüyorduk Köfteci Yusuf isimli mekanın. Umarım iyi bir köftecidir diye düşünüyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çıkınca çok iyi olduğunu söyleyeceğiz bence. Yemeklerimiz geldi. Bayağı hızlı geldi öncelikle, onu söyleyeyim. Hadi 1, 2, 3. Güzel. Çok güzel. Ben beğendim. 10 üzerinden kaç verirsin? 7 verdim. 7, 2, 7 iyi bir rakam. 8. Ay, şekerim düştü. Abi ben de yüksek şeker var. Ben de gizli şeker var. Şeker attık, patladık. Starbucks gibi. Yaklaşık 1 saat 15 dakikadır mola vermiş durumdayız. Ama iyi geldi, iyi geldi. İyi geldi de bu işin bir kalkıp yola devam etme kısmı var ki o zor geliyor sanırım hepimize. Geçiyor muyuz? Geçeyim mi? Kolay gelsin. Ceza yemedik! Çok hızlı kullanıyorum ve ceza yemedim! Nasıl yapıyoruz şimdi? Şimdi cezamızı yazıyor arkadaşlar. 15 gün içerisinde yatırsanız da 25 gün içerisinde. Yeter ya. Artık evet ya. Çok mutsuzum ya. Kaçta geçmemiz gerekiyormuş? 120 ile. Ben 110 gördüm. Ben 220'yi gördüm, hatırlamıyorum sanırsam. Memur Bey, sizin de yorumunuzu alabilir miyiz? Hangi konuda? Bu ceza konusunda, Server Bey'in bu ceza konusunda. İşte 131 kilometreye kadar düştü. Bir şey de değil aslında ya, bu yollar için, değil mi? Daha düşmez inşallah. İnşallah ya. Buradan Türkiye'ye vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Yok canım, yapma. Server Bey imza gününe giderken ilk imzasını verdi. 50 kilometre kadar rahat mıyızdır ya? Evet, hiç moral bozmuyoruz. Çünkü muhteşem bir sahil kasabası olan Akça'ya gidiyoruz. Yani bir süre yoktur artık değil mi? Bir süre yoktur. 5 kilometre yoktur en azından. Yani. Bu ne ya? Her yer radar ya. Her yer radar, her yer direniş ya. Abi nasıl korktu Türkiye'ye vermek istediğin mesaj? Oğlum nasıl evet, korkuyorlar evet ya, ya artık ya. Evet ya? Nasıl bir korku imparatorluğunda yaşadığımızın canlı kanıtı. Görevi başındaki memura hiçbir şey demedik. Sadece Türkiye'ye vermek istediğin bir mesaj var mı? Hız yapmayın diyebilirdi mesela. Bunun siyasi bir tarafı yok. Bunun protest bir tarafı yok. Bunun herhangi bir sakıncalı tarafı yok abi. Türkiye'ye vermek istediğin mesaj var mı? Kadına şiddete hayır da diyebilir. Aynen. Ama insanlar artık Türkiye'ye herhangi bir mesaj vermek istemiyor. Çünkü vereceği hangi mesajın onu hapse attırıp hangi mesajın attırmayacağını bilemiyor adam doğal olarak. Korkuyor çünkü. Yani adamlar ki kadına şiddete hayır, yarın gelirler adamı hapse atarlar. Çünkü burası Türkiye. Adam da bunu biliyor. Adam o kadar aptal değil aslında. Akıllı adam. Çünkü söyleyeceğin neyin onun başını belaya sokacağının farkında değil. Biz de değiliz. Evet. Yani biz şimdi bunu söyledik diye bile bizi hapse atabilirler. Böyle bir ülkede yaşıyoruz biz. Evet. Ne yazık. Buraları koyma.
Ha, hepsini koyacağım. Keşke ben iki kat fazla ceza yeseydim de adam orada gümbür gümbür istediği mesajı aklından ama geçen güzel de temiz yürekli bir polisti. Kesinlikle. Adam çok iyi bir adamdı belli ki. Görevini yapan adam yani, böyle bütün polisleri şöyledir böyledir diye genellemek çok yanlış bu açıdan. Belli ki doğru düzgün bir adamdı. İşini yapıyordu. Orada ne yapsın, ekmek parası. Ama işte Türkiye'yi bu kadar korkak hale getirenler utansın bence. Ama ne demiş Server ve Berk? Kanal 7 ekranlarında bunu daha önce diye getirdik. Evet, evet. Hız sınırını aşan sürücülere ağır para cezaları geliyor. Gaza fazla yüklenen sürücülere 700 lira ceza kesilecek. Radar ekibimiz plakanız bildirdi. Sürücü belgesiyle sorunuz. Vallahi ben 200'den aşağı gitmiyorum. Parası neyse verelim, istediğimiz gibi gidelim. Siz hızlı